Ne yapıyorsun Zeynep? Kusura bakmayın, toparlarım hemen. Bade Hanım'ın eşyalarını götürüyordum. Tamam, bırak. Sonra toplarsın, aşağı in sen. Selen Gürdağ. Canım ablam. Demek aslında Selen'in kim olduğunu biliyordun. Kocam ortada yok. Tehdit üstüne tehdit aldık. Sen yaptın değil mi hepsini? Konuşsana. Kocam nerede? Taylan'a ne yaptın? Benim kocamla ilgili bir bilgim yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ya hemen konuşursun. Ya da ne işler çevirdiğini Asiye ile Çetin'e söylerim. Söyle, Taylan nerede? Nerede kaldı bu kız ya? Çetin bak, sana yüzdür söylüyorum. Bu kızda kesin bir şey var. Senin içine husumet kaçmıştır canım. Böyle derin derin nefes al ver geçer. Yani nefes alıp vermeyle olacak iş değil. İşkilleniyorum. Hayır, niye işkilleniyorsun acaba? Kız anlayışlı, kibar. Seni de çok seviyor. Ayrıca ablasını yeni bulmuş yani. Neden senin kötü bir şey yapmak istesin ki? Çiçek. Ne oldu Çiçek? Çiçek yukarıda yalnız. Bade yok uzun zamandır. Ya Allah Allah, ne oluyor ya? Bir daha sormayacağım. Cevap versene. Ne oluyor ya? Cevap versenize, ne oluyor burada? Bade'nin eşyaları mı bunlar? Taylan kaçırılmış. Ne? Ne kaçırılması ya? Antalya'dayım. Antalya'da falan değil. Kocam kaçırılmış diyorum. Ve ben kimin yaptığını biliyorum. Kim? Kim? Yenge söylesene kim? Tek kelime edersen Taylan ölür. Kocam nerede? Nereye götürdün onu? Taylan! Taylan! Ne oluyor ya? Ne var? Öldürecekler. Ne? Oğlumu öldürecekler. Oğlumu öldürecekler. Oğlunla vedalaş yazıyor. Bir şeyler yap Çetin. Kurtarın onu. Kocanın yaşamasını istiyor musun? Hı? Kim olduğumu söyleyecek misin bunlara? Hayır. Tek kelime etmem. Tamam. Lütfen bir şey yapma kocama. Lütfen bak, tek kelime etmeyeceğim dedim. Yalvarırım. Tek kelime söylemeyeceğim. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Asiye'nin gerçek bebeğini de siz kaçırdınız. Ne yaptınız ona? Nereye götürdünüz onu? Bırakın beni. Ben size ne yaptım? Kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Beni öldürerek elinize ne geçecek? Durun. Yapmayın! 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 Lütfen Taylan.
Aydın'ı bırak. Taylan'ı sakın öldürmeyin. Ne demek Taylan'ı öldürmeyin? Anlatacağım her şeyi. Sen sadece dediğimi yap. Taylan'ı sakın öldürme. Dur! Dur! Yapmayın! 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 Dur! Bıraktılar mı Taylan'ı? Ya ne susuyorsun? Cevap versene, Taylan iyi mi? İyi. Çeneni kapalı tuttuğun sürece tabii. Taylan'ı bana git. Kim olduğunu bilsem, kim bu ya? Ne istiyor bizden? Hale. Hale Taylan'ı kim kaçırdı biliyorum demişti. Öldürecekler onu. Öldürecekler. Hale, Taylan'ı kim kaçırdı biliyorum demişsin. Bana baksana ya. Söyle kim kaçırdı? Ya yenge, dayımın kafasına silah dayamışlar. Fazla vaktimiz olmayabilir. Söylesene. Ya söylesene. Adamı öldürecekler ya. Yenge, ya şoka girdi herhalde. Ya şoka girecek zaman mı şimdi? Hale! Ne yapıyorsun ya? Şokunu alıyorum. Siz. Bütün bu belayı başımıza siz sardınız. O ne demek ya? Biz mi kaçırdık Taylan'ı? Orasını bilmiyorum artık. Yok artık ya. Sen de başına ne gelse bizden bileceksin ha. Başıma ne gelse senden bileceğim. Bu eve geldiğinden beri her şeyimi çaldın. Huzurumu, her şeyimi. Bade. Bize biraz izin verir misin? Ailece yeterince rezil olduk zaten. Ya tabii. Ben çok üzüldüm Taylan Bey'in başına gelenlere. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka bana haber verin, olur mu? Sağ ol, sağ ol. Yenge, ne yapıyorsun ya? Kızın yanında her şeyi anlatsaydın bari. Eğer Taylan'da bir şey olursa bunun sorumlusu ikinizsiniz. Ya. Hala sorumlusu sizsiniz diyor ya. Arıza mıdır nedir? Adam orada canıyla uğraşıyor, bu bizim mi? Araba bekliyor. Samet bırakacak seni. İyi bari erken bitti. Bekir abi laf etmesin gidiyorum diye. Yok ya, zaten mekan bomboş, baksana. Hadi bekletme arabayı. Efendim. Taylan'ı ne yapacağız şimdi? Götürüp kapısının önüne atın iti. Allah razı olsun muhtar. Sen de gece gece evinden geldin. Lafım olur Salim. Ne diye utanıyorsun anlamıyorum ki. Keşke gündüz gözüyle tatsaydın şunları. Ya el alem Salim muhtaç duruma düştü demesin diye. Sen de kimseye bir şey deme, ne olur. Tamam. Allah'a emanet ol. Bir ihtiyacın olursa ara, haber ver. Veririm muhtar, sağ ol. Kaçırdığını bilsek tutup getireceğiz ama. Sen niye böyle duruyorsun ya? Niye bir şey söylemiyorsun? Ne yapmamı istersin? Sizin gibi volta mı atayım? Evet. Çünkü böyle duruyor olman kanıma dokunuyor. Sonunda bir şeyler sana da dokunmaya başladı yani. Ne yapmamı istiyorsun tamam, sen tamam, ya? Tamam tamam, sakin ol ya. Ya bırak ya. Sanki benim kocamı kaçırdılar. Ya şokta hala, baksana balık gibi bakıyor. Ya bırak yemişim onun bakışını.
Ulan var ya seni kaçıracaklar, üstüne bir de kafana silah dayayacaklar, bana fotoğrafını gönderecekler, yakarım ulan ortalığı. Tufan olur burası. Çetin yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Polise. Hakikaten ha, niye durduk ki bu kadar zaman? Dur bir dakika, gidemezsiniz. O niyeymiş? Taylan Bey, Taylan Bey, ne oldu size? Taylan geldi. Taylan Bey. Taylan! 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 Dayı! Dayı iyi misin? Kim yaptı onu sana? İyi olacaksın. Doktoru ara hemen. Tamam. Kim uğraşıyor bizimle ya? Aa, kimin arabası o ya? Tanıdık biri miydi? Sağ ol. Aa, Pervin bu. Pervin! Ne var be? Kimin arabası o? Nereden geliyorsun bu saatte? Ne işin var dışarıda? Sana ne? Hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii be. Hala benim nikahımdasın, unutma. O nikah benim için çoktan düştü. Hükümet bozmuş, bozmamış vız gelir. Gece gece seninle uğraşamam. Evet, şimdi geldiler. Sesleri geliyor aşağıdan. Bir daha sefere daha dikkatli ol. Unutma, düşmanların senin kadar akıllı. Hale'nin senin kimliğini ele vermeyeceğinden emin misin? Onu merak etme. Sesini bile çıkaramazsın. Hiç şüphen olmasın. Taylan'a gelince benim hatam onun bir süre daha nefes almasını sağladı. Şimdilik sırasını beklesin bakalım. Listemin ilk sırasında başka isimler var. Ortalık biraz sakinleşsin, gelirim yüz yüze konuşuruz. Beni kaçırdıklarında Fatma da oradaydı. Allah'ım, bana hiçbir şey söylemedi. Ya bu kızı son anda kandırdılar ya da en baştan beri beni tuzağa düşürmek için her şeyi anlatacağını söyledi. Ay çok saçma ya. Hayır, seni kaçırıp vekalet imzalatıyorlar falan. Bunun Çiçek'le ne ilgisi var ya? Ya bilmiyorum Çetin, bilmiyorum. Sadece işte bu kağıdı imzala dediler. Belki de bir şaşırtmacaydı. Neyse ki avukatı arayıp vekaleti feshetmiştik. Çetin, para, pul, mal, mülk önemli değil. Bunlar Asiye'nin kızını kaçırdılar. Bak, biz bunu bir an önce Asiye'ye söylemeliyiz. Dayı olmaz ya, yavaş duyacak şimdi. Neyi duyacakmışım? Hayırdır Çetin? Bir şey mi saklıyorsunuz benden? Aşk olsun ya, ne saklaması? Dayım olayın detaylarını anlatıyordu. İşte kafasına tabanca falan dayamışlar ya. Böyle bayağı içim ürperdi yani. Ben hala şeyim, bak böyle titriyorum yani. Sen onu duyma diye. Neyse gidelim, biz dayımı yalnız bırakın, biraz dinlensin. Dur bir dakika ya. Sanki tepesine biniyoruz adamı. Taylan, bak sana bunu yapan kesin bizimle uğraşan sapık. Kedin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Eğer onu bulmazsak hiçbirimize rahat yok. Bana bunu yapanlarla sapığın bir alakası yok Asiye. Nereden biliyorsun? Beni kaçırma sebepleri başka. Neymiş? Şirket. Şirket mi? Şirket için tabii. Vekalet falan imzalatmışlar dayıma yani. Başka bir şey olmadığına emin misiniz? Aşkım sen de gerçekten buluttan nem kapıyorsun ya. Tabii ki öyle. Ne isterseniz veririm demiş. Anca öyle kurtulmuş yani. İşte para bu, görüyorsun. İnsanı katil de öldürür de. Bundan sonra Taylan ve benden uzak duracaksın. Duydun mu beni? Taylan'a bir daha zarar vermeye kalkmayacaksın. Yoksa ne işler çevirdiğini herkes öğrenir. Anlaşılan sen daha benim neler yapabileceğimi anlamamışsın. Ben senin elinde değilim. Siz benim elimdesiniz. Senin derdin Asiye ve Çetin'le, değil mi? Git ne yapacaksan onlarla uğraş. Öyle yapacağım zaten. Ayağıma dolanmadığınız sürece sıkıntı yok. Yoksa
gözünüzün yaşına bakmam. Ben izin verdiğim sürece nefes aldığınızı unutma. Yavaş. Ay dökeceksin oğlum. Dökmeyeceğim. Dökmeyeceğim ha. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Hala açmadı mı telefonu? Açmadı. Hepten kapalı artık. Aklıma kötü şeyler geliyor. Ay öyle hemen en kötüsünü düşünme canım. Bir arkadaşına gitmiştir. Az serinlesin arar bizi o. Doğru diyorum vallahi. Kötü haber tez duyulur derler ya. Bırakıp gitti işte bizi, terk etti. Ayşe de büyüyor. Aklı erince o da bırakıp gider bizi. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Gitmez misin? Gitmem ki. Hem büyüyünce de hiç evlenmeyeceğim ben. Ben de evlenmeyeceğim ha. Ben de evlenmeyeceğim. Ayşe hadi yavrum okula geç kalacaksın hadi. Ben çantamı alayım o zaman. İyi bak ben de beslenmeni hazırlıyorum. Tamam. Oh çok güzel oldu. Aa, hayırdır? Niye kalktın sabah sabah? Gece erken geldim. Size de bir tepsi yaptım. Sıcak sıcak yersiniz. Ali'ye mi? Ali'ye. Boğazından sıcak bir şey geçsin. Dışarıdakilerin içinde ne olduğu belli değil. Ne şimdi bu Pervin? Oğlunu kardeşini boşayıp Ali'ye mi gidiyor? Doğru mu bu yaptın? Ben herkese yeterim evelallah. Karışma sen Fatma. Mine. Günaydın. Sana da günaydın. Bugün kahvaltıyı ben hazırlayayım dedim. Vallahi uzun zamandır kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Evle yuva arasındaki fark bu olmalı. Yani bu sıcaklık. Akşam yemeği için istediğin bir şey var mı? Onu yapayım ben. Elinden ne olsa yerim. Eyvah. Omleti unuttum. Yandı. Ne istiyorsun? Sait Bey acil sizi istiyor. Tamam. 2-3 saate uğrarım yanına. Hemen görmek istiyor. Neymiş bu kadar acil olan? Yani buraya kadar geldiğine göre hayati bir durum olmalı. Selen Hanım'ın kız kardeşiyle ilgili. Detayları bilmiyorum tam olarak. Tamam. Bir dakika müsaade et. Hadi gel soğutma hazır. Kimdi o? Ya, şirkette ufak bir kriz çıkmış da. Gitmem gerekiyor. Sen şimdi kahvaltını yap. Biraz dinlen. Yemeğe gecikmem. Ayşe. Yavrum. Ayşe, şu senin yanında dursun kız. Niye bana para veriyorsun ki babacığım? Canım yavrum, okulda acıkırsın, kendine bir tostla gazoz alırsın. Ama dikkat et, gazoz soğuk olmasın, sonra üşütürsün, hasta olursun. Sen de dursun baba, sana lazım olur. Hem ben tost sevmiyorum zaten. Babaannem domatese ekmek koymuş, onu yerim. (Gülüyor)
Al bari şu dursun senin yanında. Çorbanızı masaya mı bırakıyor? İstemiyorum Hacer abla. Taylancığım en sevdiğin çorbayı yaptırdım ama biraz yemen lazım lütfen. İstemiyorum dedim hala duymuyor musun? Bin kere de söylesen anlamaz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben bir misafirimiz olduğunu bilmiyordum. Misafir değil dayıcığım. Bade aileden. Selen'in kız kardeşi. Kardeşim. Aslan Bey geldiler. Sana Selen'in kardeşiyle ilgili bir şey bilmediğimi söylemiştim. Bunun için evime adam gönderip de beni buraya getirtmene gerek yoktu. Seni Selen'in kardeşiyle ilgili bilgi almak için çağırmadım. Onu bulduğumu söylemek için çağırdım. Bir ablam olduğunu duyduğumda hemen aramaya başladım. Adresini öğrenince de ay çıktım geldim işte. Ablanızı bulmanıza sevindim. Teşekkür ederim. Umarım bir daha hiç ayrılmayız. Ya evet. O zaman izninizle ben bir arkadaşımla buluşacağım. Senin burada arkadaşın mı var? Evet. Almanya'dan. Ama ailesi burada yaşıyor. Geleceğimi söylemiştim. Seni bulup bulmadığımı merak etmiş. Ablalık damarı tuttu. Bak şimdi kardeşi ya kimlerle görüşüyor, arkadaşı kim falan merak ediyordu. Ya merak ediyorum. Kardeş ya. Tekrar geçmiş olsun. Umarım size bunları yapanları en kısa sürede bulursunuz. Umarım. Çetin senin adına mı yapıyorsun ya? Şu kızın yanında ikide bir damarıma basıyorsun. Sen de bir sevemedin şu kızı ya. Her gördüğümü sevseydim gönlümse bile dönerdi canım. O yüreğimde ündem kafamda soru işareti diyorsun. Hayır öyle söylemiyorum. Bu kızdan hiç hoşlanmadım diyorum. Bir dakika bir dakika. Ben Selin'in bir kız kardeşi olduğunu bilmiyordum. Biz de bilmiyorduk dayıcığım birkaç gün öncesine kadar ama öğrenmiş olduk değil mi aşk? Tamam ya of. Asiye haklı olabilir. Kıza dikkat edelim. Ben kim olup olmadığını bir araştırayım. Ah çok şükür. Sonunda biri benimle aynı fikirde. Sen merak etme. O kızın doğru söyleyip söylemediği yakında çıkar ortaya. Canım yeter ama siz de amma abarttınız. Bence gayet şeker bir kız. Ben sevdim. Zaten bir iki güne kalmaz gider. Sonunda benim gibi düşünen biri çıktı. Benim halim Pervin. Aç kapıyı. Hayırdır sabah sabah? Ne işin var burada? Börek yaptım sana. Sıcak sıcak yersin. Gel, gel geç içeri. Ya iyi yapmışsın da. Zahmet etmişim. Ben kahvaltımı yapıyordum. Kahvaltım bu Allah aşkına. İçinde ne olduğu belli değil. Ben sana hazırlarım şimdi. Al şunu at sen, at. Aç kapıyı polis. Aç kapıyı. Burada mı kalıyorsunuz? Ben kalıyorum. Sen kimsin? Ablam. Kimliklerinizi verin bakayım.
birimler. Şüpheliler artık kapıdan kaçıyor. Neyin peşindesin sen ya? Ha? Badeyi bir korumalar filan. Bakma bana öyle. Çamur eşeleyen üstünde kirletir. Çamur eşelemek mi? Benim bir şey eşelediğim yok. O sizin cinsinize mahsus bir özellik. Hem ne yapmamı isterdin? Kıza gidip bildiğim her şeyi anlatsa mıydın? Bu daha mı çok hoşuna gider? Aslında senden beklenen buydu, evet. Dün Taylan'ı kimin kaçırdığını bildiğini söylüyorsun. Sonra gidiyoruz, geri geliyoruz. Dansöz gibi kıvırıyorsun. Ne saklıyorsun sen ya? Benim sakladığım tek şey senin Selen olmadığın canım. Selen Hanım, çiçeğin mama saati. Siz mi yedirirsiniz, ben halledeyim ben. Evet Selen Hanımcığım. Ne arzu edersiniz? Sen yedir Hacer abla. Ben geliyorum şimdi. Sana bir şey olacak diye çok korktum Taylan. O fotoğrafı görünce aklımı kaçıracaktım. O zaman bana bunu kimin yaptığını söyle. Benim bu olanlarla nasıl bir ilgim olabilir ki? Anne, Asiye'nin çocuğunu kimlerle kaçırdıysan bana bunu yapanlar onlar. Yani bu işi başımıza sen sardın. Hadi artık söyle. Görmüyor musun? Yoksa başımıza çok kötü şeyler gelecek. Ya konuşman için illa aramızdan birinin ölmesi mi gerekiyor? Hadi. Bir kez olsun kendini düşünmekten vazgeç. Sen beni çok yanlış tanımışsın. Ben kendimi düşünmüyorum ki Taylancığım. Tamam. Hadi söyle o zaman. Kim bu adamlar? Asiye'nin çocuğunu nereye götürdüler? Bilmiyorum. Anne, ya ben senin oğlunum. Bu adamlar dün gece beni öldürmeye çalıştılar. Daha ne kadar susacaksın? Ya benden, oğlundan, ailenden daha önemli neyi saklıyorsun? Kim bunlar? Ne istiyorlar bizden? Semra. Kaç haftadır gelmedim. Mektup da yazmadım. Sana bir şey oldu sandım. İyi misin? İyiyim. O zaman bu halin ne? Bu iş bitti artık Sait. Ben Ahmet'le evleneyim. Ne? Saçmalama ne Ahmet'i? Bana bunu yapamazsın! Semra! Semra! Bana bunu yapamazsın Semra! Anne. Hı. Hadi söyle. Kim bunlar? Bu sessizliğin ailemizin sonu olacak. Bilmiyorum. Aileme zarar vermene izin vermeyeceğim Sayın. Senin derdin sadece benimle. Senden badeyi güçlü bir silaha çevirmek konusunda yardım istiyorum. Unutma ki tarihte en büyük savaşları kadınlar başlatmıştır. Bu savaşı da bade başlatacak. İşte misafirimiz geldi. Tanıştırayım. Aslan. Ablanın eski nişanlısı. Bade.
Selen'in kardeşi. Memnun oldum. Ben de. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ablanla ilgili bütün soruların cevaplarını Aslan'dan alacaksın. Şu Bade'ye dikkat edelim. Asiye şüphelerinde haklı olabilir. Farkındayım da Asiye'nin yanında bir şey söylememeye çalışıyorum. Biliyorsun hemen gaza geliyor. Ben birkaç yeri arayayım. Şu durumu iyice bir araştıralım. Olur. Mert'ten haber var mı? Var var, konuştuk. Durum iyi. Berkant, Alem'e söyle, anan seni çok özlemişti. Nerelerdeyse söylesin, gidip bir göreyim yüzünü. Tamam, söylerim Ayten teyze. Bak, burada temiz çamaşır var. Yün atlet de koydum. Havalar iyice soğudu, söyle de giysin eme. Tamam. Ben de kek yaptım. Sana zahmet olacak ama. Ya, olur mu canım? Ne zahmeti ya? Berber. Anne, ben de mi gitsem? Abimi görürüm ha? Olmaz, olmaz, yok. Yani Ali sıkı sıkı tembihledi. Şimdi ben gittiğim zaman sorarım. Eğer tamam derse bir dahakine beraber gideriz. Tamam. Sor ama unutma, olur mu? Tamam, unutmam. Hı-hı. Ben kaçayım o zaman. Hadi eyvallah. Hadi güle güle çocuğum. Alo. Babası? Ha, çiçeği mi istiyorsun? Seni istiyor. Vay, bensiz oyunlar oynanıyor ha? Peki, gerçekten kalbim kırıldı. Yani şu sesini duydun mu? Kalbin değil de kafanı kıracağım ben seni. Niye ya? Ben Bade'yi gözüm tutmadı dedikçe sen daha çok gidip kıza sokuluyorsun ya. Yok artık ya. Aynen öyle. Oğlum, insan pazar tezgahı gibidir. Ön tarafa iyi yanlarını, geriye çürük çarığını koyarlar. Ben hayatı rüyalarda değil, yaşayarak öğrendim kızım. Adamın gözünün içine bakar, çürük mü çarık mı anlarım. Ha, sen anlayana kadar geç olmasa da bari. Yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim bir aşkım. Sen benim gülen yüzüme, saf kalbime bakıp başımıza bir iş gelir diye korkma. Bazen sabrederim, bazen kahrederim ama aileme biri zarar verirse onu mahvederim. Sen mi? Ben tabii, beğenemedin mi? Ben var ya, aynen bu ayının pençeleri gibi çıkartırım pençelerimi, onlara mahvederim. Hayır. Kaç, 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 kaç. Kaç. Hır. Korktu mu o ya? Korktuk, yapma babası. Bundan niye korkuyor ki acaba ya? Tam korktu çocuk. Bırak, oyuncaktan korkacak şimdi. Yok, yok. Yani ablamla Çetin tanıştığında sen hapisteydin, öyle mi? Evet. O dönem aramız iyi değildi. İşte sonrasını biliyorsun zaten. Ben hapisteyken Selen'in ölüm haberi geldi. Ablam benden bahsetti mi hiç? İkinizin bir fotoğrafı vardı. Yani ayrılmadan önce çekilen son fotoğrafınız olduğunu söylemişti. Bir gün bulacağım diyordu. Ama olmadı işte. Ben onu buldum. Buyur Salim Efendi, benimle konuşacak mısın? Gel Bekir kardeş, gel, bir şey danışacaktım sana. Hayırdır inşallah. De bakalım, seni dinliyorum. Ya benim ekmek teknesi kamyonet yandı. Belki duymuşsundur. Hmm. İyi kötü nafakamızı çıkarıyorduk. Şimdi iş güç de yok. Duydum ki senin çırak ayrılmış. Eğer adam arıyorsan ben çalışabilirim burada. Hay Allah. Keşke dün gelseydin be Salim Efendi. Bizim Arif abinin yeğeni var ya, epeydir iş arıyordu. Gelip başlayayım mı deyince ben de olur dedim. Ne bileyim. Bilseydim dün gelirdim tabii ama işte. Üzülme. Benim vereceğim para zaten sana yetmezdi. Günde 20 lira. Hangi boğaza yeterdi? Olsun ya. İki ekmek parasıdır hiç olmazsa. Ne yapalım? Kısmetliymiş. Sağ ol. Sen gönlünü hoş tut. Allah bir kapı kapatır, bin kapı açar. O Allah'ın belaları nasıl ablamı benden aldılarsa
Ben de onların en sevdiklerini alacağım ellerinden. İşe Asiye'nin ailesiyle başlayacağım. Nasıl yani? Onları da mı katacaksın bu işe? Evet, onları da katacağım bu işin içine. En şanslıları kimse seçeceğim artık. Ayşe, Mine, Asiye'nin canını önce kardeşleriyle yakacağım. Aşkım yaptığın iş mi şimdi ya? Çetin karışma. Ya sen dışarıyı izlesene, gelecek şimdi. Madde gelsin gelmesin bu yaptığını tasvip etmiyorum, onu söyleyeyim de. Çetin sana bir laf sokarım derine, aklın oynar yerine. Uzatma. Şu an hiç çekemeyeceğim seni, tünele girdim. Ay benim aşkım bozulurmuş bu işte bir şey. Aşkım benim saygıda kusur ettiysen bir bildiğin var herhalde değil mi? Hadi işin başına dön. Bunun ne cebi var ne bir şey ya. Üf. Cins cins kıyafet ha. Bulacağım ben, bulacağım. Şu ufacık bir şey bulayım var ya. Defterini düreceğim onu. Ya haksızlık ediyorsan? İşte. Ay ne haksızlığı be? Aa. O kızda bir şeyler var diyorum. Ben ortaya çıkartacağım, sen de göreceksin. Ondan sonra Bali Hanım çok iyi biri. Yok kardeşinin hasretinden yanmış tutuşmuş da gelmiş. Oğlum siz giderken ben üçüncü turu dönüyordum. İnsanların Mona Lisa'yı neden sevdiğini şimdi anlıyorum. Kadın konuşmuyor. Ne dedin? Ha? Yok bir şey demedim. Zor kadınsın vesselam. İstanbul gibisin. Fethetmesi zor, Fatih tek. Ellerine sağlık. Ama artık burada da kalamam ki. Akşam Bekir abiyle konuşayım da bana kalacak başka bir yer ayarlasın bari. Bulursun merak etme. Neyin var senin? Yok bir şey. Allah Allah. De bakayım hele ne oldu? Yine ablam olduk Halim. Ya ne deseydin Pervin? Polis beni arıyor. E sen hala evlisin. Hem zinadan hem adam yaralamaktan mı alsınlar beni içeri? Ondan dedin öyle mi? Ya işte o an korkumdan o çıktı ağzımdan ne bileyim. İyi madem. Ben gidiyorum. Kirlilerini aldım. Yıkar ütüler getiririm tertemiz giyersin. Sağ ol. Hoş geldin birader. Hoş bulduk kardeşim. Hayır sakalım da var anlatamıyorum ki. Ya kızım bir şey saklayacak olsa bavuluna mı saklar? O kadar salak mı sence? Ya Çetin. Oturarak başarıya ulaşan tek varlık tavuk. O kadar komik ki hiç gülesim geldi. Peki birazdan Bade gelince ne olacak? Nasıl toplayacağız bunları? Kızım bizdeki şansa bakarsan kesin yakalanırız yani. Çetin lütfen ya. Geldi, geldi vallahi geldi. Geldi ne yapacağız şimdi? Geldi. Geldi mi lan gerçekten? Geldi demek, geldi demek. Geldi işte. Siz ne yapıyorsunuz burada? Badenin kirli çamaşırlarını ayıklıyorduk. Sana ne be? Ne yapıyorsak yapıyoruz. Al al al. Sen git kendi işine bak. Ne haliniz varsa görün be. Yenge aşağı mı iniyorsun? Sen ne? Ya Bade'yi oyalasana ya lütfen. Lütfen ya. Yenge... Ya hadi anlaşılacak yani. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Pardon. Ama konuşmamız lazım. Ablanla Çetin yukarıda eşyalarını karıştırıyorlar. Bak sen. Küçük beyinleriyle beni araştırıyorlar demek. İyi madem.
Bırakalım, karıştırsınlar. Nasıl yani? Bir şey yapmayacak mısın? Biraz eğlensin zavallılar. Seninle iyi anlaşacağız gibime geliyor. Neticede düşmanımın düşmanı dostum sayılır, değil mi? Bir dostluk kahvesi içelim mi? Yengem oyaladı galiba. Baksana gelmedi hala. Ne oyalayacak be? Şanslı yaver gitti sadece. Aman sus, nazar değmesin. Benim nazarım değmez aşkım. Ne ya? Seren Gürdal canım abla. Ne o? Benim fotoğrafım bu. Aa, bak gördün mü? Kız senin resmini bastırmış. Çok güzel çıkmışsın ama. Saçma sapan konuşma be. Hadi şöyle çıkalım şuradan. Acele et. Şu yatağı bir tutar. Tamam. Hayırdır ya, ne oldu? Ne bu telaş? Ne olacak? Asiye hafiyecilik oynuyor. Bade ile ilgili delil arıyor hanımefendi. Vallahi ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım Çetin. Sağ ol Taylan ya. Yani sen de olmasan bu evde paranoyak muamelesi göreceğim. Çekil şuradan. Bir dayı, ya ne konuştuk seninle? Niye gaza getiriyorsun şunu? Ya Çetin, Asiye haklı olabilir. Bade ile ilgili biraz araştırma yaptım. Yani bu kızın böyle bir anda ortaya çıkması garip değil mi? Anneannesinin yaşadığı mahalleyi de araştırdım. Oraya da gitmemiş. Yani? Yanisi bu işte, bilmiyorum. Ama bulacağım. İşte tıkıldı kaldık buraya birader. Ne annemleri görüyorum, ne mahalleden işi dostu görüyorum. Bu şey, Mine'den haberin var mı? Ne yapıyor? Yok haberim falan kardeşim. Sen şimdiden boş ver Mine'yi de. Şu Pervin'le ne durumdasınız siz? Ha? Baksana buraya kadar geldiğine göre ciddisiniz herhalde ha? Yok mu oğlum? Öyle bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya gelmiş sağ olsun. Şu karıya dikkat et kardeşim. Tamam. Daha kocasından da boşanmadı. Başını hepten bela almayan, tamam? Berkant uzatma ya. Yok öyle bir şey. Yani ben senin iyiliğin için söylüyorum ya. Merhaba. Aa, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk hanım. Çikolata getir yana, çikolata ha. Bugün ablam aradı. Ablam mı aradı? Şimdi mi söylenir kızım bu? Nasılmış, iyi miymiş, ne dedi? Bir arkadaşındaymış. İyiyim, beni merak etmeyin demiş. Hangi arkadaşıymış bu? Onu dememiş. Babamı çok üzdüm, artık oralarda duramazdım demiş. İyiymiş çok şükür de yarın öbür gün konu komşu soracak Mine nerede diye. Ne cevap vereceğiz ana? Anasını, babasını, atasını dinlemeyen evlat olur mu hiç? Daha düne kadar Mine iyi mi, sağ mı, başına bir şey mi geldi diye endişe ediyordun. Bırak artık şu el alemi ya, ne derlerse gitsinler. Kızından kıymetli mi? Ah. Bir evladını mezara koydun. Niye? Baba korkusundan, ata korkusundan. Yetmedi mi oğlum ha? Allah esirgesin, Mine'nin başına da aynı şey gelirse. Haklısın anne. Nereye? Ben Mine'yi alıp getireceğim. Nerede olduğunu biliyorsun da mı getireceksin? Benim de bir bildiğim var elbet. Hadi size afiyet olsun. Güzel yemek yaparsın dedim ama
elinin bu kadar lezzetli olabileceğini düşünmemiştim. Afiyet olsun. Ben et pişirmeyi pek bilmem ama bizim eve pek girmezdi. Ne oldu Mine? Tabağına da dokunmadın. İyi misin? Bizimkiler ne yiyor acaba? Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hiçbir şey yoluna girmeyecek aslan, baksana. Evden ayrıldım, babam deliye dönmüştür meraktan. Babaannem de sen yaşlı kadın. Bensiz evi çekip çeviremez. Ayşe desem burnumda tütüyor ya. Git gör o zaman aileni. Yok, olmaz. Babam beni hiç affetmeyecek, biliyorum. Bugün sen yokken iş ilanlarına baktım. Yarın bir iş görüşmesine gideceğim. Sana olan borcumu en yakın zamanda ödeyeceğim, merak etme. Yine bunu daha önce de konuşmuştuk. Ben senden para falan istemiyorum. Hayır, olmaz öyle şey. Ben o parayı borç olarak aldım senden, lütfen. Neyse, biz bu konuyu kapatalım. Lütfen birkaç lokma bir şey ye. Zaten tabağındakiler de soğudu. Aslan sağ ol. Niçin? Bak, bir daha para konusunu açacaksan. Yok, onun için değil. Yanımda olduğun için. Beni koruyup kolladığın için. Ayşe. Mine. En şanslısı hangisiyse artık. Asiye'nin canını önce kardeşleriyle yakacağım. Her şey yolunda. O aptallar ağıma düştü bile. Merak etme, dediğini yapacağım. Ama sonra sen de benim intikamımda yanımda olacaksın. O Asiye şerefsizine kardeş acısını yaşatmadan hiçbir yere gitmem. Yani her an başımıza ne gelecek korkusuyla yaşamaktan sıkıldım artık. Hayatım, eğer sen Evren'e iyi enerji vermezsen başına hep bela gelir. Ben Evren'e iyi enerji vereceğime bazı insanları Evren'e göndersek, bence bu daha iyi bir fikir. Hı. Çetin, bak bu kızda bir şey var diyorum. Hissediyorum ya, zarar gelecek bundan bize. O zaman zarar neresinden dönersek kar sayarız hayatım. Serancı dalga geç. Ya dalga geçmiyorum kızım. Bak valizini didik didik ettik, bir şey bulamadık. Kızcağız abla demiş, inanmış, fotoğraf falan bulmuş ya, o derece yani. Bugün bulamadım bir şey. Ama bir gün mutlaka bulacağım. Tayland'da araştırıyor zaten. Çıkar kokusu yakında. Sen de ondan sonra tırım tırım peşimden koşarsın. Haklıymışsın diye. Ya koşarım, ben senin peşinden koşarım. Fizan'a kadar koşarım. Ha, koşarsın. Bugün zaten hiç bana seni seviyorum falan demedin. Smartladın beni. Ya olur mu öyle şey? Sabah kalktım, ilk iş sana seni seviyorum demedin mi? Sonra da karnım acıktı demedin mi? Hastayım sana, hastayım. Efendim baba? Hayırdır, bir şey mi oldu? İyi misiniz siz? Seninle acil konuşmamız lazım. Konuşalım. Sen hiç merak etme. Gerekirse burada kalırsın birkaç gün. Sonra bir yer ayarlarız sana. Eyvallah abi, eksik olma. Sinek avlıyoruz yine bu akşam. Tabii hangi Allah'ın kulu teypten müzik dinlemek için buraya gelir? Gider evinde dinler adam. Sen yakında en alasından bir ses bulur, koyarsın sahneye. Dükkanda dolar taşır inşallah abi. Sen hiç kafanı yorma. Aslında birini buldum. Buldum da sen izin verir misin bilemedim. Ben neye izin verir miyim abi? İyi akşamlar. Kıyafetlerini yıkadım. Temiz nevresimi de koydum. Sermeden yatma, oldu mu? Tamam, sağ ol. Buyur bacım. Geç şöyle otur biraz. Bu akşam da fazla müşteri yokmuş. Geçen türkü söylerken dinledim Pervin bacımı. Sesi billur gibi şerefsizim. Şu sahnede herkesi ezer geçer. Ya
Eğer sen de istersen Pervin bacım da olur derse çıksın sahneye bu akşam. Söylesin türküsünü. Ha ne dersin? Olmaz abi öyle şey. Yahu sen buradasın, ben buradayım. Pervin bacım da Eminellerde olacak, merak etme. Parası da iyi. Hem kadıncağız bulaşık yıkamaktan hedere mi olsun? Olur aslında ama. Ya ne olur Pervin, ne olur ya? Oğlan annesi kadınsın. Kafayı mı yedin sen? Neyse. Siz aranızda konuşup halleşin. Bana haber verirsiniz. Ne? Hiç bana bakma öyle Pervin. Olmaz dedim. Sahneye falan çıkamazsın. Ya bir dinle sen. Senin olduğun yerde bana kimse yan gözle bakamaz. Ya sen olmasan ben oyarım zaten gözlerini. Biliyorsun beni. Parası da çok iyiymiş. Güzel bir ev tutarız. Hayatımızı kurtarırız. Gül gibi geçinip gideriz. Olmaz mı? Ha? Bu iş bitti artık Sait. Ben Ahmet'le evleniyorum. Ne? Saçmalama, ne Ahmet'i? Bana bunu yapamazsın. Semra! Semra! Bana bunu yapamazsın Semra! Zeynep. Zeynep! Zeynep! Kim koydu bu kutuyu buraya? Haberim yok efendim. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum ne demek? Senin nasıl haberin olmaz? Bir oda girmiş. Sen bundan haberin yok öyle mi? Kim geldi bugün yalıya? Bir yabancı biri geldi mi? Kimse gelmedi efendim. Ne demek kimse gelmedi? Bu kutu buraya uçarak mı geldi? Yalıda yabancı bir misafirimiz var. Kim? Selen Hanım'ın kız kardeşi Bade Hanım. Baba. Hayırdır? Bir şey mi oldu evdekilere? Merak etme, kimseye bir şey olduğu yok. Herkes iyi. E niye geldin bu saatte o zaman? Buraya seninle kavga etmeye, sana laf söylemeye gelmedim. Bir tek şey istiyorum senden. Yapabileceğim bir şeyse tabii söyle. Mine nerede? Kimin yanında kalıyor? Bilmeye hakkım var. Babasıyım ben onun. Başka da bir şey istemiyorum senden. Güvendiği bir arkadaşının yanında, merak etme. Kim o arkadaşı? Kimin yanında kalıyor? Cevap versene, kim o arkadaşı? Mine'nin nerede olduğunu söylemezsen şuradan şuraya gitmem. Söyleyemem. Ama Mine gayet iyi. Merak etme. Ben ilgileniyorum onunla, güven bana. Güveneyim mi? Bir de sana güveneyim öyle mi? Niye güvenmiyorsun baba? Kardeşim o benim. Başıboş bırakacak değilim herhalde. Sana insan emanet edilir mi be? Ne zaman hayrın dokundu senin Mine'ye? Karşına alıp akıl verdiğin bir günden bir güne onunla konuştuğun oldu mu bugüne kadar? Ben elimden geleni yaptım. Hala da yapıyorum. Ama senin gözün görmüyor bunu. Ne yaparsam da yapayım, benimle ilgili fikirlerin değişmeyecek zaten. Ben gördüğüme inanırım Asiye. Boş laf anlatma bana. Sen Mine'ye ablalık yapacağına iyice kendine benzettin. Yazıklar olsun sana be. İyi kötü emek verdim sana ama sen döndün benim ciğerimi söktün.
Mine. Demek kısmette Mine varmış. Kardeş acısı ne demekmiş sen de tadacaksın Asiye. Mine'ye söyle. Babam pişmanmıştı. Tek laf etmeyecekmiş sana de. Günahıyla, sevabıyla kabulüm. Bunu böyle biz. Bana bak, Allah'ın cezası. Bizden ne istiyorsun? Pardon, ben anlayamadım. Siz kimsiniz? Ona bir söyler misiniz önce? Bırak bu numaraları, küçük hanım. Benimle oyun oynamaya senin gücün yetmez. Ben ne demek istediğinizi gerçekten anlamıyorum. Öyle mi? Ben sana izah edeyim o zaman. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama söyle ona yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Bedelini ödeteceğim ona. Git. Söyle ona. Ailemden uzak dursun. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Beni karşına almak istemezsin değil mi küçük hanım? Ne oluyor ya? O yüzden bu oyununu bir son ver. Hemen, hemen. Anne ne oldu? Sakin olur musun lütfen? Neden bahsettiğinizi gerçekten hiç anlamıyorum. Yani sizi tanımıyorum. Siz benden ne istiyorsunuz? Bu kızı bu evde görmek istemiyorum. Onu kovur buradan. Ne oldu ya? Ne yaptı Bade sana? Evet ya. Ne yaptı kız sana? Aa. İyi misin sen? Odama girmiş. Odana mı girmiş? Odana girip ne yapmış söylesene. Uzatma. Kov bu kızı bu evden. Kovun. Tamam anne, tamam. Gel ben seni odana götüreyim. Ya ben kimsenin odasına falan girmedim, yemin ederim. Sizin kadar ben de şaşkınım. Bir anda bağırmaya başladı. Ya oluyor öyle. İşte dayımın başına gelenler, bir de içtiği ilaçlar falan. Sanırım benim burada kalmam problem yaratacak. Ben sadece ablamla bir arada olmak istemiştim. Kimsenin huzurunu bozmaya falan niyetim yoktu ki. En iyisi ben gideyim. Bu herkes için daha iyi olacak sanırım. Yok, hayır, hayır. Olmaz öyle şey ya. Allah Allah. Saçmalama. Değil mi Selen? Selen? Ablası? Ya. Gidemezsin tabii. Evet. Ben onun adına özür diliyorum senden. Tamam mı? Hadi ama baldız. Gülümse bakayım biraz. Bak, bak. Çok yakışıyor. Ya ne kadar yakışıyor gülmek. İnanılmaz. Maşallah. Maşallah. Maşallah.